Güney Gazetesi. Fikirler Teknopark'ta ticarileşecek. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, öğrencilerden istediğimiz Teknopark'ın değerini bilmeleri gerekir dedi. Oda ve vakıf olarak her zaman öğrencilerin destekçisi olacaklarını belirtti. Seralarda zirai don nöbeti. Mersin'in Erdem ilçesinde meteorolojinin zirai don uyarısına uyan çiftçi, gece boyunca seralarda nöbet tuttu. Akdeniz Gazetesi. Torba yasaya siyah çelenk. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi üyeleri yeni torba yasayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti. Çomak sokmayın. Daha önce Mersin 1. İdare Mahkemesi tarafından iki kez yürütmeyi durdurma kararı verilen yeni otogarın ihalesi bugün üçüncü kez yapılıyor. Bundan önceki yıllarda eski otogarın yıllık kira geliri 332 bin lirayken yeni otogarın sadece tuvaleti 600 bin liraya ihale edilmişti. Yeni Güney Gazetesi. Turizmde Mersin Yılı. Avrupa Türkiye Turizm İş Konseyi Başkanı Hüseyin Baraner, Mertit Başkanı Hamit İzol ve Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar'ın katıldığı panelde 2015 yılının Mersin yılı olacağı müjdesi verildi. Kar yağışı ve tipi. Karaman'ı, Konya, Mersin ve Ereğli'ye bağlayan karayolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Mersin Gazetesi. Keşke mazotunu da yollasalardı. Akdeniz foklarını korumak için Avrupa Birliği'nin hibe ettiği tekne, mazot parası bulunamadığı için çürümeye terk edildi. İş için geldiysen girme. Mersin Büyükşehir Belediyesi, iş başvurusu almaya son verdiğini, belediyenin kapısına astığı ilanla duyurdu.